Herkese yeni bir günden ve yeni bir vlogdan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben bir vlog başlattım. Hemen dedim sizlere bir çekim yapayım. Bugün işte akşam yemeği yapacağız. Saat 6.30'a geliyor, geç kaldım. Zafer'in ne zamandan beri canı pide istiyor. Dışarıya malzemeye verip oradan pide yaptırmak istedik. Burada yarım kilo kıyma var arkadaşlar. Her şeyini hazırladım zaten. 3 diş sarımsak. 5 tane orta boy soğan. Ne kadar soğan koyarsak o kadar iyi. Burada dereotu ve maydanoz. Dereotlarım biraz sararmış ama olsun, idare ederler, sıkıntı yok. Burada baharatlarımı koydum. İçerisinde tuz, karabiber, kimyon, çok az köri, zencefil, kekik, bir de tatlı pul biber var. Tabii ki siz arzunuza göre bunları değiştirebilirsiniz ve ölçüm de yok. Göz kararı yaptım. Birazdan yaptığım domates, biliyorsunuz zaten salçam var. 1,5 çorba kaşığı kadar salça koyuyorum. Soğanlarımı ilave edeyim. Şunun hepsini atayım hatta. Bolca zeytinyağı. Elimi atıyorum arkadaşlar. Elimi temiz yıkadım. Artık Zafer bunu götürürsün. Gelsin, sonra da yiyelim. Soframı hazırladım. Turşu, soğan ve domates koydum. Pidelerimiz de burada. Var. Ne kadar tuttu bebeğim bunun orası? 180. İyi tutmuş, bayağı da var yani. Afiyet olsun bizlere arkadaşlar. Herkese ikinci günden selam. Videomu başlattım, ikinci gündeyiz. Şimdi biz arabadayız arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Güzelbahçe tarafına. Orada bir gezelim falan dedik. Zafer'le ikimiz. Ne zamandan beri bir yerlere gitmiyorduk. Zafer de dedi gidelim artık. Şimdi bir feribottayız. Bostanlı iskelenin oradan feribota bindik. Göstereyim çevreyi de size. Bekliyoruz işte, yani yol aldık tabi de. Az kaldı. İstinye Park'a falan, Kipa tarafına falan gitmek istiyoruz. Bakalım nerelere bizi rota çizecek. Selam arkadaşlar. Kanalımıza Kübra dediği gibi hoş geldiniz. Gidiyoruz. Bakalım biz nereye gideceğiz onu tam olarak bilmiyorum ama gideceğiz işte bir yerlere. Sizlerle birlikte gitmeye çalışacağız. Buyurun. Arkadaşlar Balçova tarafına geldik. Serbay Outlet'e. Yol üstünde, böyle çevre yolunda sağ tarafta. Burayı da merak ediyordum. Biliyordum ben böyle bir Serbay Outlet olduğunu, duymuştum. Bir anda karşımıza çıktı. Şu karşımıza da Boyner Outlet diyor. Bütün outletler sanırım var burada. Bakalım bakalım. Bunun böyle karşısı da var. Karşılıklı. Muda'nın outleti. Bakalım mı? Muda'ya geldik arkadaşlar şimdi de. Her şeyde bir alana bir bedava ve fiyatları da çok uygun. Hatta Zafer bir tane kendine şort alacak sanırım. Ne kadardı? Bu da 300 lira. 300, şurada. Aynen 300 lira. Tam 300 lira. 600'den 300'e düşmüş gayet de güzel. Bir de şöyle bir saat var. Bu da 800 liraydı. Bir alana bir bedava. Aynen. 800 liraya iki tane bir ürün almış oluyoruz. Kahve fincanları yine 370 lira. Bunlar da bir alanı bir bedava. Yani gördüğünüz her şey bir alanı bir bedava. Şu da çok güzelmiş. Böyle bir tepsi. Belki bunu alabilirim. Çok güzel. Çay fincanları. Ay şu da çok süper. Böyle bir set. Güzel bir set ama fiyatlarını göremedim. We'll be right back.
Arkadaşlar İstinye Park'a geldik şimdi. Oraya bir gezelim dedik. Hem de karnımız acıktı. Yemek bölümüne bakıyoruz şimdi. Mudo'dan da bir iki tane kare aldım. Onların eve gidince göstereceğim sizlere. Danilo'nun orası arkadaşlar, burası da. Filo Dolio. Etkinlikler var. Çocuklara özel, gençlere özel. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a... Yemek söyledik arkadaşlar. KFC'den kutu menü söyledim. Zafer de günaydın dönerden. Et döner söylüyoruz. O da yemeğini yiyor. Zinye Park'tan çıkış yapıldı artık. Yemeğimizi de yedik, karnımızı doyurduk. Artık eve doğru rotayı oluşturduk. Zinye Park bayağı büyük olduğu için otoparkı da karışık. Hepsini çekmedik size. Büyük yani arkadaşlar Zinye Park. Ben daha önce 3 kere gelmiştim. Yani Hilltown mu burası mı derseniz Hilltown'u tercih ederim. Bizi böyle dolaştırdı ya. Ben bugün seviyorum buranın. Burası çok... Valla 5 katlı falan galiba otopark. Biz şu an 5.'den çıktık. Evet, 5 katlı. Uzun bir uğraş sonucunda bulduk arkadaşlar. Kayboluyorduk. Kaybolmak değil de dolaştırdı bayağı. Gördüğünüz gibi direksiyon kibriyadı artık. Ufak ufak öğreniyor. Aynı zamanda da yavaş yavaş böyle ufak ufak yerlerde veriyorum. Buranın giriş sesi. Öyle yapacağım. Hiç basma basma. Hemen aldıklarımı sizlere göstereyim. Mudo gerçekten arkadaşlar çok indirimliydi. Bu şeyde bir alana bir bedavaydı. Bu böyle bir kare. Bunun tanesi 140 liraydı. Yani iki tane alınca tanesi de ilk 70 liraya geliyor. Ben de bunu almak istedim. İki tane dedik alalım. Burada da bakabilirsiniz. Trend yoldan falan araştırmaya girenleriniz için. Low Indigo pembe kare. 550 ml. Diğeri de bu renk arkadaşlar. Sırf böyle kırmızı buraları, hı hı, mavi, siyah olanları vardı. Zafer dedi bunu böyle alalım. Ben onun tercihini her zaman seviyorum. Orada bir çiftle tanıştık. Bizden büyükler, annelerimiz yaşlarında kadar. Onlar da gelinlerini almışlar. Gelinine ve oğluna. Onlar da bu şekilde almışlar. Biz de gördük, beğendik. Hadi alalım biz de dedik işte. Yoksa biz siyahın mavisini alacaktık. Çünkü görmemiştik bunları. Çok güzel, güzel günlerde kullanırız artık bunu. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz kivi ütü var böyle, dikey ütü diye geçiyor. Hemen bunu bir yere giderken Zafer veya ben de direkt hiç diğer ütüyü açmadan, hı-hı, yazın falan güzel şekilde kullanalım diye aldık bunu. Bunun da fiyatı 700 liraydı. A101'den aldık. Online sitesinden geldi hemen iki güne. Evet.
bir gün yaparken gösteririm sizlere de arkadaşlar memnuniyetimi falan. Nasıl değişik ütüler çıktı ya. Hangisinin aklına gelmez. Harbiden evet, ya. Buharlı ütü, şey ütü falan. Yani diğer ütü neyimize yetmiyor değil mi? Teknolojiye yetişilmiyor ya. Bize her şeyi aldırmaya çalışıyor. Ne görürsek insanlar istiyor artık kolaylık olsun diye. Aynen. Her şey çıktı. Airfryer'lar, robot süpürgeleri. Yani hangi birini alacağız ki? Her ay bir şey çıkıyor. Bilmiyorum artık. Bazı şeyler de fuzuli geliyor bana. Ama bu bizim böyle bir ihtiyacımızdı. Hemen dışarıya çıkarken falan iyi olacak. Vakit olmuyor bazen. Vakit olmadığı zamanlar hemen ütüle çık. Buna bir zafer baksın da o halleder bunu. Herkese 3. günden tekrardan selam arkadaşlar. Biz çarşamba günü bugün pazara gittik geldik. Pazarlık alışverişlerimi sizlere göstermek istiyorum. Bayağı bir ürünler aldım. Sizlere de yine fiyatlardan da bahsetmek istiyorum. 50 liralık Ayşe Kadın fasulye aldım. Çok güzel çıtır çıtır maşallah. 20 liralık aldım. Türlü yapacağım için az alıyorum. Yine 10 liradan patates aldım arkadaşlar. 15 liralık aldım. Yine çok güzel domatesler aldım. Kilosu 15 liraydı. 10 liralık aldım. Bezelye aldım. Kilosu 25 liraydı. Ben 20 liralık aldım. Çok güzel tadına da baktım. Süperler yine. Bezelyeyi bu sene çok tükettik. Kilosu 50 liradan kapaz eriği. Bunu da 30 liralık aldım. Kilosu 10 liradan soğan aldım. Birazcık içine de karışık pembe attım. Pembe de vardı. Bu da 15 liralık tuttu. Cives aldım. İki tanesi 30 lira tuttu. 60 liraydı. Yarım kilo aldım. Yine yeşillik aldım. Dereotu ve maydanoz. İkisi 10 lira tuttu. Vazgeçilmezimiz. Deniz börülcesi. 4 tanesini 20 liraya aldım. Poça deniz börülcesiymiş. Normalde 3 tanesi 25 liraydı. Ben 4 tane alıyorum diye 20 liradan verdi 4 tanesini. Bu tanesini 50 liraya bir yerden enginar aldım. Benim enginarcıyı da bulamıyorum artık nerelerde. Gelmiyor 2 haftadan beri. Başka yerden almış oldum artık. Buradan beni izliyorsan enginarcı yorum yap falan. Seni arıyoruz. Neredesin bilmiyorum. İzlediğini biliyorum. Yorum yapıyorsun. Teşekkür ederim buradan da. 10 tanesini 50 liraya aldım. Başka yere gittiğimde demeti 50 liraydı. Burada da 7 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane de yavrusu varmış. Bunu da sayayım mı? Artık saymayayım bilemedim. Sayayım mı? Sen bilirsin. 6,5 olsun o zaman. Bu da bebek yanında. Bunları da işte 50 liraya aldım yine. Olsun biz seviyoruz. Yine yapacağım zaten bunu. Zafer seviyor muhakkak istiyor. Olmazsa olmaz umarım. Kilosu 10 liradan karpuz aldım. İlk karpuzumu aldım. İlk karpuzu. Tadına baktık. Bayağı bir güzeldi karpuzun tadı. Bu da böyle 30 lira tuttu. Yarım karpuz aldım ben. Şimdi hepsini alırsak yemeyiz. Ama artık pazardan çıkıyordum. Böyle bu kadar patlıcan kalmış dedim. Sordum. Bunların alımını hepsini alırsan dedi 20 lira ver dedi. Normalde kilosu 10 liraymış. Ben de aldım. Zafer sonradan tartıda baktı. Böyle bir paketi 2 kilo geldi. Yani toplamda bunda 4 kilo var arkadaşlar. 4 kilosu 20 lira. Birazcık fazladır da. Yani sadece sen bir paketini ölçtün değil mi? Tabii ben bir paketini ölçtüm. Hatta 2 kilonun bir tık üstündeydi. Ben 2 kilo diye şey yaptım. Anladım. Yani toplamda 5 kilo civarı burada patlıcan var. Patlıcanlar da gerçekten bir de, çok güzel. Evet bak hani bastırıyorum. Bayağı bir bastırıyorum. Hani kamerada görsün diye. Şey yani sıkı. Kötü patlıcan değil. Baksana. Tabii bak başka gibi. Hani sımsıkı. Bunları da hatta birazdan balığın yanına közleyelim. Bak arasında bir yiyelim. Tane var. Şimdi doğruya doğru. Şimdi doğruya şey değil. Orasını şey yaparsın da bak. Tabii. Burası bu bile hani. Burası sıcaktan böyle olmuş. Olabilir. Sıcaktan olmuş olabilir. Yani. Yaparız bugün yeriz bunları da. Hı-hı. Burası işte 20 lira böyle. Burada da tam yine aynı tezgahtan. Abileri al bunların hepsini 10 liraya dedi. Şunların güzelliği arkadaşlar. Bunlardan bunlar sen bir karışık kızartma yapacaksın. Bak bunlar da şey. Bunlar da çok güzel sıkı sıkı. Sıkı sıkı aynen aynen. İki tane aldın değil mi? İki tane aldım. Yarım kilo zaten bir tanesi. Hı hı. Gayet güzel. Bir de yani. Oradaki abi de artık ezberledi beni. Carrefour'daki. Aynen. Ben hiç şey söylemiyorum. Koyuyorum şey. Teraziye koyuyorum. Hı hı. Teraziye koyduktan sonra
Böyle yapıyor. Direkt hareket böyle kesme işareti. Filato mu diyor, demek istiyor yani. Ben de aynen diyorum. Baş parmağımı gösteriyorum. Tamam. Hiç konuşmuyoruz. Ezberledi artık. Ezberledi artık beni. E tabi her hafta iki haftada iki kere gidiyorsun ya. Bazen üç yapıyorum. Tabi. Herkese dördüncü günden tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben yine sizlere bir açılış yapayım dedim. Nasılsınız? İyi misiniz? Yemek yapacağım. Saatlerimiz 7:30. Biraz yemek için geç kaldık. Bugün mantar yapacağım. Geçen haftadan mantarları almıştım. Dedik onlar da bozulmadan yapalım artık. Bir sıra gelmedi onlara bir türlü. İşte onları ekleyeceğim. Bir mantar sota yapacağım. Bir de yanına da makarna yapacağım. Onların ikisi mantar ve makarna güzel oluyor. O zaman başlayalım arkadaşlar. Sizlerle birlikte yanımda olun. Soğanları rendeledim. Biberlerimi de doğradım arkadaşlar. Şimdi güzelce bunları bir kavurayım. Biraz rengi dönsün. Sonra da mantarlarımı ekleyeceğim. Kaşığı da salça ekliyorum. Yağ koydum ama az geldi galiba. Makarnalarım burada pişiyor arkadaşlar. Spagetti. Burada da yemeğim oluyor. Arka tarafa aldım. Buna baharatından koydum. Mantar baharatı pazardan aldım. İçinde biraz tuz koydum. Bu şekilde hazır. Biraz da su koydum arkadaşlar. Bunu pazardan öğrendim tarifte. Pazarda oradan yapıyorlar stajyer üzerinde. Çok lezzetli oluyor. Ben bir kere sormuştum. Ona dedi bayağı dedi çok ateşte dedi. Harlı ateşte pişirin dedi. Ve içine dedi su koyun dedi. Çünkü su koymadığınız müddetçe mantarlarınız kararır ve güzel olmaz demişlerdi. Ben de o günden sonra hep bu taktiği ilerlettim ve güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Makarnam oldu arkadaşlar. Mantarlarım da olmuş bulunmakta. Hemen bunları servise alıyorum artık. Balkona geçtik. Yemeğim süper oldu. İçeceklerimizi de birazdan getireceğim. Sofrayı kurdum burada. Artık sizlere de veda edeyim. Balkon açılışını da yaptık artık değil mi? Aynen öyle. O zaman bir çatal al bakalım bebeğim benim için. Nasıl olmuş? Tamam, mantar deneyeceğim. Güzel mi? Afiyet olsun bebeğim. O zaman sizlere burada veda ediyorum. Zafer'in böyle lezzetli yiyişinden sonra. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri Instagram'dan takip ederseniz çok seviniriz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.